Necati abi, biliyor musun? Benim şöyle bir tane hayalim var. Kebaplar biter, hayaller bitmez Şakir. Neymiş o bakayım? Mesela, ne yapmak istiyorsak hemen ona dönüşsek. Ne güzel olurdu değil mi? Ay Şakir, Mirket'e söylesek de böyle bir şey icat etse. Süper olurdu, süper. Mesela, benim en büyük hayalim gökyüzünde uçmak. Nasıl yani Şakir? Şu yukarıda uçan sen gibi mi mesela? Yukarıda uçan ben gibi mi? İnanmıyorum. Kepçe Adam bölümündeki Şakir. Hala bıraktığınız gibi uçuyorum. Ve çok mutluyum. Orada uçuyorsa ben niye burada oturuyorum ya? Bir dakika Şakir. Sıra bende. Biliyor musun? Benim de en büyük hayalim uzak doğulu gibi olmak. Uzak doğulu mu? Yani bu yanındaki gibi mi Necati abi? Yanındaki mi? Ay, ne kadar da güzel olmuşum Şakir. Şu hale baksana. Çank ting çong, çank ting çong, çank ting çong. Geri gelseydi ya ne güzel olurdu. Evet, sıra sende Şakir. Başka bir hayalim de Necati abi. Valiz olmak. Valiz mi dedin? Ne alaka Şakir ya? Düşünsene Necati abi. Valiz olacaksın, uçağa bineceksin. Oho! İstediğin yerleri ücretsiz bedava gez gez dur. Şakir, senin valiz halin ufaktan ufaktan geliyor. Ben de bu halimi çok seviyorum Şakir. Bir dakika, uçağı kaçırmak üzereyim. Hoşçakalın. Ama haksızlık bu ya. Ben burada parkta bankın üzerinde oturayım, onlar uçak uçak gezsinler. Tamam Necati abi, sustum, sıra sende. Biliyor musun Şakir? Benim de en büyük hayalim bir füze olmak. Füze mi dedin? Evet evet, çok garip değil mi? İşte füze Necati hizmetinizde. İnanmıyorum Necati abi. Bak bak, füze hali ne kadar değişikmiş. Aynı senin gibi yeşil, mavi ve mor. Gözlerin de pörtek pörtek he. Hakikaten Şakir ya, şaşırdım. Pervanelerim de çok güzelmiş. Size doyum olmaz. Ben işime geri döneyim. Hoşçakalın. Gitme, gitme, dur. Biraz daha kal. Sana bir lahmacun ısmarlayayım. Pardon, bir tane yetmez tabii ki. 15 tane. Vallahi bak, gerçekten. Geri gel. Tamam Necati abi. Bu sadece bir hayaldi. Benle devam edelim mi? Ne dersin? Ama Şakir, diğerlerine hiç benzemiyordu. Çok güzeldi değil mi? Evet Necati abi. Ama ne yapalım, hayal kuruyoruz işte. Bir dakika ya. Senin masa halin nasıl olurdu acaba? Masa mı? Ne güzel olurdu, ne güzel. Üzerimde bir sürü yemekler ve ben. İşte Necati abi geliyor. Merhaba Necati. Masa olarak da mutluyum. Hiç merak etme. Şu an üzerimde yemek yok ama her zaman oluyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ay Necati abi, masayken de pek güzelmişsin ha. Ama bir dakika ya, sıramı savdım. Ben ne hayal kurayım, ne hayal kurayım. Ben senin yerini buldum bile Şakir. Teneke kutu nasıl olur? Teneke kutu mu? Birisi beni mi çağırdı acaba? İyiyim güzelim de çöp olarak atıyorlar beni. Sonra çevre kirleniyor. Olmaz ki canım böyle. Uyarın uyarın milleti. Çöpü çöpe atsınlar. Yerlere atmasınlar. Ya bir çocuğun ayağına batsam ne olacak? Görüyor musun Necati abi? Teneke kutu olsam bile doğruları söylüyorum. Yaz geldi artık. Çocuklar denize giriyor. Sakın ola ki teneke kutuları denize atmayın. Ödüm kopuyor vallahi ha. Görüşürüz. Ay Necati abi ne eğlenceli oyunmuş bu böyle. Tamam Şakir, işleri bitiyorum. Madem sen teneke kutu oldun, ben de iki katlı güzel bir ev olayım mı, ne dersin? Ev mi dedin? Aman Allah'ım, o da ne öyle? Hırsızlar girmesin diye kapımı bacımı kapattım. Ama misafiri çok severim. Teşekkür ederim. Bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Necati abi biliyor musun? Bir de seni siyah beyaz hayal ediyorum bazen. Ama Şakir ben renklerimi çok seviyorum. Lütfen ya. İşte işte kendisi de geliyor. Ben geldim. Ay yok, sevmedim. Renkli halim çok daha güzel. Siz çağırdınız ama. Küstüm, gidiyorum. Necati abi kalsaydı biraz daha ya. Bir dakika bir dakika. Peki senin dinozor halin nasıl olurdu acaba? Şakir ya. Bana ne? Hayal kurmuyor muyuz? İşte dinozor Necati geliyor. Bir hastalıktan dolayı böyle olduk herhalde. Aslında normal bir fildim ben de.
Ama bu halin de güzel değil mi? Hayır tabii ki de. Necati abi haksızlık yapma ya. Çok şeker gözüküyorsun. Boynuzlarımı da unutmayın. Ben bu halimi de seviyorum. Ya Şakir, bin bir türlü Necati'yi çağırdın. Peki dürüm olsam nasıl olurdu acaba? Gelsin dürüm Necati. Ama bu durumdan pek de memnun değilim. Çünkü dürüm olunca dürüm yemek eğlenceli olmuyor. Evet dürüm Necati, sana katılıyorum. Çok lezzetli, çok güzel gözüküyorsun. Yeşilliklerin bile var. Ama yine de dürümsüz dürüm yemek bence çok daha eğlencelidir. Ay Necati abi, hakikaten çok lezzetli gözüküyorsun. Canım çekti vallahi he. Pardon, ayranım koşuyor oradan. Yakalamam gerekiyor. O zaman sıra bende Şakir. Taş devri, sakallı bir Şakir'e ne dersin? Ama Necati abi. Şşt, geliyor. Sakallardan pek de memnun değilim. Bu kıyafetler de kirli zaten. Çamaşır makinesi bölümünden. Üf, yüzüm gözüm her yerim kaşınıyor. Yıkanmam lazım. Ay Necati abi, bana da kaşıntı bastı vallahi. Heh. Mirket amca geliyor. Kendimi bir an suçlu hissettim. He. Sizi gidi sizi. Burada durmuş hayal kuruyorsunuz değil mi? Nereden bildin Mirket ya? Çünkü hayallerinize gelenler etraflarda dolanıp duruyor. Aa, ama Mirket amca bu nasıl olabilir ki? Biz sadece Necati abiyle düşünüyorduk. Hayallerimiz de önümüzden geçiyordu. Üf ya, tamam suç yine bende. Bu sefer hayali bir makine icat ettim. Son düğmeye bastığımda sizin hayal kurmanız eşleşti. İşte bu olaylar meydana geldi. Şimdi bana yardım edin. Etraflardan tüm Şakirleri ve tüm Necatileri toplamamız lazım. Çabuk olun. Ne yani? Şimdi onların hepsi gerçek miydi? Hayır. Dinozor Necati, ev Necati. Ondan sonra bir de uzay mekiği Necati. Ben şimdi bunları nasıl yakalayacağım? İmdat. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ay sesim yankılı çıkıyor ha. Çünkü neredeyiz? Mutfaktayız Necati abi. Şakir, peki ne yapacağız bugün burada? Ama ben oruçluyum ya. Top ne zaman patlayacak acaba? Ölüyorum açlıktan he. Necati abi çok ayıp. Hiç öyle söylenir mi? Kime ayıp Şakir ya? Bir tek sana söylüyorum. Tabii ki oruca ayıp Necati abi. Bugün ne yapacağız biliyor musun? Mısır patlatacağız. Ama Şakir bu çok kötü bir şey. Niye Necati abi ya? Mısır işte patır patır patlatacağız. Peki ya ben dayanamayıp hupur hupur yersem ne olacak Şakir? Merak etme Necati abi. O zamana kadar top patlamış olur zaten. İşte geldi tenceremiz. Evet, ilk önce tenceremizi alıyoruz. Mümkünse cam kapaklı olsun. Çünkü nasıl zıpır zıpır patır patır patladıklarını göreceğiz. Şöyle kapağını açıyoruz. Şakir bir dakika dur dur. Ne oldu Necati abi ya? Bir gürültü duydum da sence top patlamış olabilir mi? Yok Necati abi ya, merak etme, daha vakit var. İlk önce tencereye bir küçücük yağ döküyoruz. Hadi dökelim. Azıcık, mini minnakçık. Bir damla yeter. Tamam. Şakir Şakir, yine bir gürültü duydum. Top patlamış olabilir mi sence? Hayır Necati abi, daha vakit var. Şimdi de mısırlarımızı atıyoruz. Evet, çıtır çıtır, pıtırla pıtır. Dök 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 dök. Biraz daha, biraz daha. Çok 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 çok. Az daha, az daha. Tamamdır. Ve işte tuzumuzu da döküyoruz. Mis mis. Ve karıştırıyoruz. Nasıl gidiyor Necati abi? Şakir ya, mutfaktayız. Ya top patlardı, biz duyamazsak ne olacak o zaman? Necati abi merak etme. Karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır. Ve şimdi de ocağın altını yakıyoruz. Şuradan yakalım. Şimdi de güzelce karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır. Biraz daha karıştır. Karıştırıyorum Şakir. Şimdi birazdan patlamaya başlar, merak etme. Necati abi sarı sarı ne güzel gözüküyor biliyor musun? Necati abi sana bir sır vereyim mi? Biliyor musun mısırın içerisinde altın varmış. Bir tondan tam 1 gram altın çıkıyormuş. Şakir o zaman zengin olduk demektir. Mısırları patlatıp patlatıp içindeki altınları toplayalım. Çok güzel olur değil mi? Necati abi bu bilimsel bir bilgi. Yani içinden altınları tek tek toplayamıyoruz maalesef. Biliyor musunuz gerçekten var, şaka yapmıyoruz.
Hay Allah ya, ben de bir an sevinmiştim. Hey! Şakir, o ses neydi öyle? Yoksa top mu patladı? Yok Necati abi. Evet, mısırlarımız karışmaya devam ediyor. Mısırlarımız hafif sararınca patlamaya hazır demektir. İşte sararmaya başladı. Kapat. Tamam, hemen kapatıyorum. Bakın patlamaya başladı. Çıtır çıtır, pıtır pıtır seslerini duymaya başladık. İşte mısırlar havalanmaya başladı. Ama Şakir çok güzel gözüküyor. Mis gibi de koktu. Şakir, duydun mu? Bu sefer patladı. Vallahi bak. Yok, ben daha fazla dayanamıyorum. Gidip dışarı bakacağım. Ama Necati abi, mısırlar. İşte ya, gördün mü? Top patlamış, hava kararmış bile. Ne yapacağım şimdi ben? Sofrada hazırlamadım. Şakir. Efendim Necati abi. Bak, gördün mü? Hava kararmış. Ne yiyeceğiz şimdi? Merak etme Necati abi. Sana mükemmel bir sofra hazırladım. Hemen geliyorum. İşte Necati abi, iftar sofran hazır. Besmele çekip başlayabilirsin. Ne? İftar yemeği mi? Bir kase mısır mı yani? Ama ben bununla doymam ki. Hayır. Necati abi, mısır işte. Pıtır pıtır, çıtır çıtır, mis gibi mısır. Ne oldu ki şimdi, hiç anlamadım. Necati abi bayıldı. O zaman hepsini ben yiyorum.